Şimdi while döngüsüne bakalım. While döngüsünde ben bir tane değişken tanımladım. A1. While döngüsünü yazarken while ifadesini kullandıktan sonra koşulu belirtiyoruz. A küçük. Diyelim ki 10. Sonra iki nokta üst üste koyduktan sonra burası bir blok açmak için kullanılıyordu. Hemen girdim. While döngüsünün içine ben print A'yı yazdım. Arkasından da şimdi a'yı yazdırdım. Şimdi buradaki koşul ne arkadaşlar? a1. a küçük 10. a 10'dan küçük. Eğer ben bu şekilde yaparsam işte mi? Çalıştırırsam şu anda while döngüsünü ne yapacak? Sonsuz döngüye girecek. Çünkü a her zaman 10'dan küçük. Devamlı koşula bakıyor. Benim o yüzden a'yı artırmam lazım. a artı eşittir 1 dersem bu ifadeyi biliyoruz. a eşittir a artı 1. a her seferinde bir eklenecek artar. Bakın ben çalıştırdığım anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekranında yazdı. Yani buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u rahatlıkla yazdırabiliyorum. Çünkü şurada koşulu atılmış oldu. While döngüsünde ben bu şekilde kurgulayabilirim While döngüsüde koşulu burada belirtiyoruz. Artış miktarını burada belirttik. Başlangıç miktarını da burada belirttik diye düşünebilirsiniz. While döngüsünde mesela örnek olarak bir sayıya kadar bir sayı diyelim a eşittir. Işte. Hatta isteyeyim. Int input sayı geliniz dedi. Sonraki sayıya kadar sayı geliniz ifadesini belirttim. Sayı, sayıya kadar derim ki bir tane toplam belirteyim. Toplam eşittir 0 olsun. Ben buradaki sayıyı da şöyle A olsun çok önemli değil. Şimdi başlangıcım benim şu buradaki ifadede. Ben bir i belirteyim. i eşittir 1 olsun. i küçük şu while'ı bir sileyim de karışmasın birbirine. While i küçük i küçük a diyelim. a'ya kadar olan sayıları toplamak için. Sonra da i'yi e bir artıyım. Yani o 10 girdim 10'a kadar gidecek. Yani onu belirtiyorum. Son bitiş miktarı olarak a'yı belirteyim. E halle benim ne yapmam lazım burada? İyi e bir artırmam lazım. Onu bir yazayım. Her seferinde de bir toplam. Bunu hemen şu aşağıya şey aldım. Çünkü hani sonda i'yi e atayım. Her seferinde bir toplam diyelim olacak. Toplam Eşit artı eşittir. Artı eşittir ne ile toplanacak? A'ya kadar gideceği için i ile toplanacak. Toplamı da belirttik. Toplamı da yaptık. Print ile de val döngüsünden çıkıp print ile de toplamı yazayım. Toplam. Şimdi çalıştırdım. Sayı giriniz dedi. 5 dedim. Bastım. 5'e kadar olan sayılığı yani 1, 2, 3, 4, 5 dahil değil. Şunu da şöyle yapalım hatta. Şöyle yapalım. Çalıştırdım. 3 üç dedim. 3'e kadar olan sayıları 3, 2, 1 ve topladı ve while döngüsü ile ekranında yazdırabildim. While döngüsü de kullanım olarak kolay bir döngü tür. While döngüsünde yine for döngüsünde olduğu gibi else bloğu da mevcuttur. Örnek olarak bir tane a eşittir eee, sıfır 0 diyeyim. Sonra while döngüsünde de while döngüsünde a küçük 0 dedim. Pardon 5 dedim. Sonra print döngüde yazayım. Döngüde. Döngüde. Sonra else print else bloğunda yazayım. Else bloğunda yazdım. Şimdi bir de şey atmam gerekiyor burada. Döngü nereye değiştiriyor? Şurada a artı eşittir 1 dedim. Çalıştırdım. Bakın döngüde 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 yazdı. Yani 5'e kadar döngünün içindeydi. En sonunda da S bloğuna girdi. For'da da olduğu gibi S bloğuna muhakkak giriyor. Ben bu S bloğuna girmemesi için, S bloğunda bulunmaması için ne yapmam gerekiyordu? Yine break komutuyla çıkış yapabilirim. Nasıl yapabilirim else bloğundaki B komutuna? Ben şuraya if şöyle bir if yazarım. if a eşit eşit 3. a 3 e eşit olduğu anda bir anlamsız bir blok olacak ama şeyi görmek açısından bir bir görmeniz açısından bunu yazıyorum if a3 eşit eşit olduğu anda else bloğuna girmeyecek. Çalıştıralım. Pardon şunu çalıştırdım. Bakın döngüde döngüde döngü de dedi. Else bloğuna çalışmadı. Yani a3 olduğu anda bizim bloğumuz ne oldu? Val döngümüz sonlandı arkadaşlar. Bu da bu şekilde. <laughs>